Evet, hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanla bu Bilim Kızı projemizin dördüncü aşaması diye adlandırdım. Bu aşamasında sizleri böyle bir arada sizlerle birlikte olmak benim için çok heyecan verici, çok sevinç verici, mutluluk verici bir olay. O yüzden hepinizi tekrar sevgiyle kucaklıyorum. Bir kısa bir açılış konuşması yaparak projemizin geldiği aşamaları sizlere bir özetlemek istiyorum. Kayıt altına alıyoruz. O kayıda geçsin ve Bilim Kızı projemizin sosyal medya hesaplarında, YouTube kanalında paylaşalım istediğim için. Evet, şu anda ekranımı görebiliyor musunuz? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Bugün 1-1,5 saatlik sizlerle bir arada olacağız. Ben hemen kısa bir giriş konuşması yaptıktan sonra Hülya Hocama sözü vereceğim ve Özlem Hocama sözü vereceğim. Onlar da teker teker eşleştirdikleri kızlarımızı ve hocalarımızın isimlerini anons edecekler. Ve kızlarımızdan ve hocalarımızdan böyle birer dakikalık duygularını ifade eden konuşmaları dinleyeceğiz. Sonrasında Gökhan Hocam halen katılmadı aramıza sanıyorum ama Gökhan Faruk Ünal'dan hocamızdan bir cello dinletisi, bir 10 dakika onun güzel sanat eserlerine tanıklık edeceğiz. Gökhan Hocamız da katılır katılmaz onda da 10 dakika CERN ve bilimsel kariyer hakkında kısa bir konuşma alacağız. Bugün sizlere sürpriz konuk hazırlamak için çok uğraştım. Haluk Levent sağ olsun gönlü geniş bir beyefendi ve sanatçımız. Bu Kızıl Ordu ile Cumhuriyet marşlarının şeylerinde olduğu için ve çok yorucu bir durumda olduğu için ilk önce bir video kaseti gönderme niyetinde bulundu. Fakat işte bir arada da o yorgunluklar nedeniyle de ve kısa şey nedeniyle yetiştiremedi. Sizlere onun güzel sesiyle, güzel kalbiyle bizi desteklediğini ifade etmek istiyordum ama başaramadım. Bunu da onun selamlarıyla, sevgileriyle kısaca projemizde geldiğimiz aşamayı değerlendirmek istiyorum. Temmuz ayında çağrıya çıktık bilim kızlarımıza burs vermek için. 5 bilim kızımız burs başvurusunda bulundu. Menti çağrısına çıktık. 28 kızımız menti başvurusunda bulundu. Mentör hocalarımıza çağrıya çıktık. 22 hocamız da mentor olmak için başvurdu. Bu bizim için inanılmaz büyük bir sevinç, büyük bir onur. Ne kadar güzel bilime gönül veren, ne kadar çok kadınımız var, ne kadar çok insanımız var, kızımız var diye böyle bir motive olduk hepimiz. Bu kızlarımızın biraz dağılımından size bahsetmek istiyorum. Çünkü çok gurur duyuyorum ve bunları her yerde söylüyorum. Burada da kayda geçsin diye söylemek istiyorum. Kızlarımızdan transkriptlerini istedim başvurularında ve gönderdikleri transkriptlerinde notu 3'ün üzerinde olan kızlarımızın, o 45 kızımızın %60'ı notu 3'ün üzerinde. Bunlar çok çalışkan, çok akıllı, çok becerikli kızlarımız. Hepsini gönülden kutluyorum. Kızlarımızın mesleki veya uzmanlık alanlarına göre dağılımlarını böyle grupladım. Yaklaşık %60'ı biyoloji, biyoteknoloji ve genetik alanında tahsil görüyorlar. Bu da beni çok sevindirdi. Çünkü herhalde önümüzdeki yıllarda artık çok hasta olmayacağız. Çünkü bu kızlarımız bize bilimsel katkılarıyla bizleri daha refah içerisinde ve daha sağlıklı bir yaşama hazırlayacaklar diye de içimden kocaman böyle umutlarla daha uzun yıllar sizlerle birlikte olmayı diliyorum. Kızlarımızın %24'ü de fizik, astronomi, kimya ve matematik alanında tahsil görüyorlar. Bu da benim için çok özel bir şey. Çünkü temel bilimler alanındaki bir tahsil ve üzerine koyacakları her türlü bilimsel kariyer bunları da çok büyük ufuklara götürecek. Bunları da kocaman kucaklamak istiyorum. Beni yine çok sevindiren bir başka harita. Bu da Anadolu'nun güzel ülkemizin
14 farklı şehrinden kızlarımız bize başvurdu. Ki ben özellikle bu projeyi tarif ederken İstanbul, Ankara ve İzmir ki öğrencilerimiz çok daha fazla etkinliğe, çok daha fazla imkana kavuşabiliyorlar ama Anadolu'daki kızlarımıza erişme derdindeydim. Bu projemizle de bunu başarabilmiş olmak beni ayrıca çok sevindirdi. Müjgan Hocam bir araya gireceğim. Bekleme odasında hocalarımız varmış. Hostluğu geri aldığınız için onları içeri alabilir misiniz? Kaçırmasınlar. Onları hemen evet. Evet. Aldım. Teşekkür ederim. Ben konuşurken onları kaçırmıştım uyardığınız için. Sonra size tekrar ben hostluğu vereyim. Evet, ya sonra diye bir slide hazırladım. Bugünden sonra neler yapacağız? Bunları da çok kısaca özetlemek istiyorum. Bugün Mentornity programımızı kullanarak bir eşleştirme gerçekleştireceğiz. Ben herhalde yarın bütün eşleştirmeleri tamamlamış olurum. Ondan sonra da eşleşen mentor hocalarımız ve kızlarımız artık 9 aylık süreçlerine başlayacaklar. Hülya Hocam'la ben de onları mentorluk üzerinden takip etmeye başlayacağız. Bu çalışmalarında var mı bir aksaklık, her şey planladığımız gibi gidiyor mu diye. Ve ben artık Ekim ayı itibarıyla bilim kızı etkinlikleri konusunda faaliyetlere başlayacağım. Gökhan Ünal hocamızla, Cenevre'deki hocamızla yazıştık. 12 Ekim'de CERN'de bilim insanı olmak üzere olmak ne demek? Bununla ilgili bir saatlik bir hocamız bir konuşma yapacak. O konuşmayı hepinizi bekliyorum. Yarın ilan edeceğim. Ve kayıtlarını da aramızda bana gönüllü olarak yardım etmek isteyen Senem'cim organize edecek. Senem'e de teşekkür ediyorum buradan. Bu arada Pınar Kaya, Almanya'da bir bilim kadınımız. O da malzeme bilimi alanında Almanya'da çok önemli çalışmalar yapıyor. Pınar hocamız da, tarih belirliyoruz Pınar hocamızla da. Onunla da Ekim ayı içerisinde yine böyle bir saatlik özellikle malzeme tahsili yapan kızlarımıza duyuruyorum. Kaçırmasınlar. Pınar hocamız da bize Almanya'da bilim kadını nasıl olunur? Ve o kariyeri nasıl inşa etti, kendi hikayesini paylaşacak. Hocalarımızın içerisinden bir gönüllü bir hocamız sağ olsun. O da bize hibe destekli proje yönetimi eğitimi hazırlıyor. Onu da tarih belirliyoruz, onu da ilan edeceğiz. Yine bütün kızlarıma duyurulur. Bir bilim kızı demek, proje hazırlayabilmesi demek. Bu eğitimi kaçırmasınlar diye de öneriyorum. Bir taraftan da burada dolaşıyorum çevredeki bütün teknoparkları ve üniversiteleri. Onları ziyaret edecekleri laboratuvarlar ve ARGE merkezleriyle bağlantılar kuruyorum. Ama tabii bu buralara gitmemiz, gelmemiz oralarda bize bir kısım finansal kaynakla ihtiyacı olacak diye bu Avrupa Birliği hibelerine başvurmaya başladım. İşte CERN'e gidersek, NASA'ya gidersek, Almanya'daki yerlere gidersek bizim ulaşım konaklama masraflarımızı bu tip hibelerle karşılamak için o tip çalışmaları da devam ediyorum. Güzel bir haberimiz Ezgi Hocam'la ve Tuğba Hocam'la da TÜBİTAK'ın 3005 projesini Bilim Kızı projemizle birlikte TÜBİTAK'a başvuruyoruz. Ve Hülya Hocam, Tuğba Hocam'a ve Ezgi Hocam'a bu konuyla ilgili söz verince onlar da bu projeyle ilgili çalışmaları hakkında birkaç bir duyuruda bulunacaklar. Bu çalışmalara katılmak isteyen kızlarımızı bizlere nasıl da bu projeye de katılırlar diye bilgi verecekler. Kendilerine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bize Hülya Hocam'a bu bütün bu mentorluk hizmeti boyunca verdiği eğitimle aynı zamanda sonrasındaki danışmanlık desteğiyle de katkılar için teşekkürlerimle ve bizim bu mentorluk sürecinde yazılımını kullanmamıza olanak sağlayan, bunu bağışlayan mentorluktan Serkan Bey'e de teşekkürlerimi, sözlerimi sonlandırıyorum ve Hülya Hocam'la Özlem Hocam'a
bırakıyorum efendim.